İki tane ayet-i kerimeyi okuyarak, sizden de yorumunu alarak başlamak istiyorum ben. İhtilaflı meselelerden bir tanesi bu ayetlere dayandırılmakta çünkü. Enam suresi 31. ayet. Allah huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat kıyamet gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kadar kötüdür, bunun yükü ne kadar kötüdür. Yusuf suresinin 107. ayetinde de yoksa Allah tarafından kendilerini kuşatacak bir azabın gelmeyeceğini veya onlar farkında olmadan kıyametin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular? Şimdi iki ayeti kerimenin mealinde de ansızın ifadesi var. Evet. Şununla başlamak lazım. Kıyametin alametleri olur mu? Yoksa bir takım kişilerin hayır kıyamet alameti olmaz dediği gibi kıyamet defaten yani ansızın mı gelecek? Teşekkür ederim. Öncelikle tabii kıyamet gibi bir meseleyi konuşurken son derece ürküntü verici, son derece ibret vermesi gereken bir meseleyi konuşurken öncelikle ona hazır olup olmadığımızı kendi içimizde bir sorgulamamız lazım. Bu bizim için bir ansiklopedik bilgi olmasın. Kıyamet bir hakikatse öncelikle içimizde ona hazır olup olmadığımız konusunda bir şuur, bir bilinç, bir muhakeme olması lazım. Önemli olan burası, öbürünü de tabii ki konuşmak üzere buradayız. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bir kısım ayetlerde siz de okudunuz. Kıyametin ansızın kopacağı ifade buyurulur. Bu ayetlere dayanarak bir kısım kimseler kıyametin alametleri olmaz derler. Alameti olan bir şey ansızın kopmaz derler. Dolayısıyla kıyametin alametleri diye önümüze sunulan bir takım kaynaklarda yer alan hususların aslı esası yoktur derler. Çünkü Kur'an tek kaynaktır ve bu konuda açık bir şekilde kıyametin alameti yoktur, ansızın gelecektir diyor. Bu bir okuma biçimi, eksik, yanlış ve yanlı bir okuma biçimi bu. Doğrusu nedir? Doğrusu her meselede olduğu gibi bu meselede de Kur'an-ı Kerim'de bulunan ilgili bütün ayetleri bir araya toplayıp aynı bağlam içerisinde değerlendirmektir. Bu bakış açısının yanlı, yanlış ve eksik olması bu yüzdendir. Çünkü kıyametle ilgili, kıyametin kopuş tarzıyla ilgili ya da belirtileri, işaretleri, alametleri var mıdır, yok mudur sorusunun cevabıyla ilgili tek ayetler bunlar değil. Bunlar dışında da ayetler var. Nasıl bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de kıyametten? Şimdi bu bahsedilen şeyler, bu sizin zikrettiğiniz ayetlerin muhataplarına dikkat etmek lazım. Bunlar kim? Kıyamet diye bir olguya inanmayan, böyle bir beklentisi olmayan, buna inanmayan, bunu inkar eden kesimler. Bunlar geçmişte de vardı, bugün de var. Yani bir kısım inanç sistemlerinde kıyamet diye bir olgu yoktur. Bu biraz da teolojik bir tartışma. Çok derinine gitmek istemiyorum ama evren ezelidir, ebedidir. Asla bir yok oluş, bir fena buluş olmayacak diyen inanç sistemleri var. Başka inanç sistemleri var. Kıyamet yok, insanoğlu başka süreçlere, başka evrelere, başka boyutlara intikal ederek hayatını devam ettirecek diyen. Özellikle Budizm'de, Hinduizm'de, Konfüçyanizm'de bu tarz şeyler var. Kıyameti olmayan inanç sistemleri var yani. Ama biz kıyamete inanan, bunun vahiy ile bildirilmiş bir hakikat olduğunu bilen insanlar olarak kıyametin varlığını tartışmayız. Belirttiğiniz mesele tek taraflı okumanın ürünüdür dedik. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopacağına inanmayan insanlara hitaben indirilmiş ayetlerdir o okuduklarınız. Kıyametin alametleri yoktur diyenler bu noktayı gözden kaçırıyorlar. Kıyamet diye bir şey olmaz, bu yok, böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla onun alameti de olmaz bu bakış açısına göre. Zaten kafirler kıyameti inkar edenler o ayetlerin muhatapları olarak. Fakat kıyamete inananlar için durum böyle midir? Hayır, böyle değildir. Mesela Muhammed suresinin 18. ayetinde Cenab-ı Hak فَهَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. Onlar kıyametin kendilerine ansızın
gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Fakat ca'e eşratuha, işte kıyametin alametleri gelmiştir. Bakın bu çok açık, net, tartışma dışı bir ayet, bir haber. Ama öğüt almıyorlar diye de devam ediyor galiba, değil mi? O ayet-i kerime. فَاَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتُمْ diye devam ediyor. Yani keşke onlar o alametler kendilerine geldiği zaman ondan öğüt alsalardı. Şimdi baktığınızda kıyamet alametlerinin bir öğüt olma anlamı var. Olmalı. Cenab-ı Hakk'ın muradı böyle bizim için. Ve bu ayet kıyametin bir kısım alametlerinin olduğunu ve onların da geldiğini haber veriyor bize. Demek ki mutlak olarak kıyametin alameti yoktur, o ansızın gelecektir deyip kestirip atmak doğru değil. Bu inkarcıların beklentisidir ve ayet onlara hitap ediyor. Ama Muhammed suresindeki bu ayet kıyametin bir kısım şartlarının, alametlerinin daha teknik tabiriyle geldiğini, gerçekleştiğini bize haber veriyor. Meselenin ayrıntıları Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlere, bazı surelere serpiştirilmiştir ama derli toplu bilgiyi biz daha ziyade sünnette buluyoruz. Şimdi